İnce adaylıktan çekilmemiş. Ha gördüm onu. Bir de hoş geldin görüşürüz diye bir tane gaf yapmış. Abi şeye de çok üzülüyorum. Ya İnce şu hareketleri yapmasa 2026'daki seçimde çok iyi bir aday olabilirdi. Siyasi kariyer öldürüyor herif. Hani şu noktada milletin, a bir de şey de İnce destekleyenin de, ama artık hani İnce'yi destekleyen adamın da sabrı kalmadı. Çünkü hani herkes eninde sonunda şey diyordu. Abi Kılıçdaroğlu ayağına gitmedi. O yüzden hani Kılıçdaroğlu kendim ayağına gitsin. Bina. Ay gitti işte. En sonunda Kılıçdaroğlu ayağına da gitti. Yine zortu yani. Adam hala aynı şeyi yapıyor. Yani yapacak bir şey yok artık abi. Herife ne yapacaksın daha yani? Yani şu noktadan sonra ne yapabiliriz? Kılıçdaroğlu son bir aydır başka biri oldu zaten. Abi işte olması gerekeni yapıyor. Kılıçdaroğlu tamamen bak en man birisi ona büyük ihtimalle çok mantıklı bir şey söylemiş. Demiş ki sus. Bu adam da bunu çok içerlemiş. Yani de içerlemiş demiş. Çok mantıklı olduğunu düşünmüş susuyor. Bak bütün gittiği yerlerde şey konuşuyor. Ekrem İmamoğlu konuşuyor. Mansur Yavaş konuşuyor. Kendi hiç kusus susuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Latte alırken bile sustu dün. Müthiş. Müthiş abi müthiş. Susuyor. Bu kadar basit. Adam en doğru yöntemi şey yapıyor. Yani sus sus abi okey. Adam görsel olarak gözüküyor. Görsel olarak gözüküyor. Bütün demeçleri başkası veriyor. Easy. Muharrem şey hatırlatıyor bana. Fikret Orman'ı hatırlatıyor. Beşiktaş'ın eski başkanını. O da Mobese gördüğü anda konuşuyordu. Işıkta durduğu anda oradaki kameraya bile konuşuyordu. Hiç susmuyordu. Susmadığı için Beşiktaş o duruma düşmüştü. İnce de aynı şeyi hatırlatıyor bana. Susmuyor. Ben Ecevit'i hatırlamıyorum. Tabii ki de hatırlıyorum da Ecevit'in ne yaptığını, cartın curtunu hatırlamıyorum. Yani o eskiden siyasetin önemi yoktu abi. Mesela bak o yaşta hani şöyle Türkiye'deki siyasetin boyutu o dönemde öyle olsaydı hatırlardım. O dönemde siyaset Türkiye'de hiçbir günlük hayata etki etmiyordu. Hiç etki etmiyordu abi. Hiç kimsenin hiçbir şeyini bilmiyordun. Yani bırak millet ve cumhurbaşkanı yani cumhurbaşkanını ve başbakanından üst hiç kimseyi tanımıyordun. Alt. O kadar. Yani başbakan maksimum bunu biliyordun. Onun altında kimseyi hatırlamıyorsun abi. Yok iletişim bakanı kim? Yok tost bakanı kim? Yok bilmem ne bakanı. Hiç sıfır. İnce 2028'i. Abi 2028 diye bir şey yok. 2026 bu seçim. Şimdi onun ortak paydaya varalım. 2026-2027 seçim yani. Ama evet yani İnce şu kafada devam ederse ki edeceğe benziyor. Yani evet bir sonraki seçimde bir bok yapamaz. Yani çünkü kendini bitiriyor direkt. Ki diyorum ya yani 2 hafta önce çekilseydi bir sonraki seçimde net bir şeye oynardı yani iyi bir yere. Çok garip ya. Toparlar ama. Toparlayamaz abi. Bak niye toparlayamaz biliyor musun? 28 bak 28 değil ya. 26-32 yaş arası herkesi kaybetti. Biz o 2018'de yaşamıştık bunları. Bu senenin başında tekrar aynı boku gördük. Üzerine bize de bana da laf etti. Hani o dönemde ona oy verenlere de laf etti. Ben tamamen biz tamamen bitti. Benim gözümde tamamen bitti. Anla ki. Hani ben güvenmem bir daha. Hani ben güvenmem. Sizin hala krediniz var. Sizin hala ona krediniz var. Çünkü hani 2018'deki şeyi yapmamışsın ama şimdi sizi de kaybediyor. Yani artık sizi de kaybetmeye başladı. Bir de çok az abi. Evet. Yani bunun şeyle alakası yok. Mesela en çok savunanların en çok söylediği şey. Abi Twitter'da hep sallıyorlar. O yüzden öyle yapıyor. Oğlum herkes saldırıyor. Ekrem İmamoğlu'na anasına küfrettiler. Kılıçdaroğlu zaten 77 yıldır dedem diyoruz. Haklıyız. Dedem diyoruz ama Kılıçdaroğlu hiçbir zaman bana sallamadı mesela. Hani ben ona nasıl salladıysam %5000 kere salladıysam adam hiç bana zaman sallamadı mı yani? Elinde sonunda öyle de savunulmaz yani. Benim ilk oynayacağı da adamın kendini bu hale düşmesini üzülüyorum. Evet abi diyorum ya çok yani evet o çok üzücü. Yani benim de ilk umutla verdiğim oy da İnce'ydi. İlk oyum İnce değildi tabii ki de yıllardır oy veriyorum. Ama ilk defa hani umutla
oy verdiğim oy inceydi. Ve bunu da her zaman da söylerim yani. Harbiden öyle hissediyordum. Yani şu anda değil. Yo, Sugama vermedim. Hiçbir zaman vermedim. Yani benim hiçbir zaman mantığıma yatan bir karar değildi o. Ekmelettin gelse de bassak. Gerçekten Ekmelettin'e oy verdim ya. İkinci yılları fena değildi. Abi benim için ama ben şu yüzden hiç AK Parti'ye oy vermedim. Benim yaşam tarzıma ve bakış açıma hiçbir zaman uyan birileri değildi. Bunun şeyle ekonomiyle yönetimle bilmem ne alakası yok. Eninde sonunda insanın bir yaşam tarzı vardır. Hayata bakış açısı vardır. Hani ülkeyi yönetmekten farklı bir şekilde, ekonomiden farklı bir şekilde bir de yaşayış tarzı vardır. Benim yaşayış tarzıma hiçbir zaman uygun değildi. Yani Türkiye'de artık bu ekonomik veya bu ekonomik de bu seçim ekonomik değil mesela şu anda şey seçimi yönetim tarzı seçimi de ha Orgakan hareket ederken mi gördün vay nasıl gidiyordu bu artık ne senin arkada taraftan dip ses sesi geliyor mu galiba bütün maç serinde sende var mı bu Bluetooth açarsan var evet Bluetooth açarsan var Bluetooth kapalı şey yaparsan sıkıntı değil. Aa, kick olayını konuşalım. Hikaru kick'e geçmemiş bu arada. Orada böyle tam bir tepede yıldız var arkadaşlar. Ben de çok şaşırdım çünkü. Lan dedim ne alaka nasıl geçer? Evet, non-exclusive. Bayağı bildiğin şey. Çünkü biliyorsunuz bilmiyorsanız da yani Twitch birkaç ay önce %50 %50 herkesi %50 %50'ye çektiğinde şöyle bir şey yaptı. Dedi ki isterseniz Twitch'te açmadığınız zaman başka taraflarda yayın açabilirsiniz dediler. Büyük ihtimalle 30 saat 40 saat falan yayın yapma üzerine anlaştık Kick'te. Kick'ten para farmlayacak Hikora abim. Çok akıllıca bu arada. En mantıklı hareketi yapıyor. Her türlü brandini biraz yani sikiyor harbiden. Çünkü elinde sonunda ismi nedir hani o 31 çekerken hani satranç oynamak biraz garip bir durum. Şey olacak resmen. TikTok'ta normal tepede hikaye anlatılıyor. Altta Subway Surfer ya. Hani satranç oynarken altta porno mu oynayacak? Tam çözemedim konsepti. Ama yeni bir şeyler deneyecek. Çok iyi fikir. Üste kumar, altta kumar, üstte porno. Oh! Ortada satranç. Hadi bakalım. 7 hamlede siyah boşaltma. Ya böyle işte yani elinde sonunda şey olarak çok mantıklı bir hareket abi açıkçası. Ben yani Hikaru olsam mantıklı. Çünkü elinde sonunda Twitch'ten o deal alamıyor büyük ihtimalle. Ama hani para farmlıyor şu anda. Büyük ihtimalle milyon dolarlık anlaşma şu anda bu. Çok büyük ihtimalle hani birçok kişiye gitti. Milyon dolarlık anlaşma abi bu. Tam da adam GM niye para ihtiyacı var ki? Ustam sana birkaç milyon dolar verseler gidersin. Ya gitmiyor zaten adam. Hani Kick'e gitmiyor. Güzel tarafı o. İşte akıllıca tarafı o. Kick'te de yayın açıyor. Hani oradaki yıldız o. Tamamen gitse ben de şaşırırdım. Gerçekten şaşırırdım. Ama büyük ihtimalle tamamen gitmiyor. Kick'te de açıyor. Aynı anda mı açacak? Aynı anda açamıyor diye biliyorum. Yani anlaşma olarak açamaz. Açar. Twitch bunu banlar mı? Banlar büyük ihtimalle ya. Kick konusunda banlar yani. Dün Kick'e girdim kısa kel ama uzun saçlı göbekli bir adam o 31 çekerek sigara içiyordu. Bir aynı anda çıktım. Ustam sen yanlış siteye girmişsin diyeceğim de. Hemen abone olun.